Bu Simhavaktra Dakini, Simhavaktra aslan başlı ya da aslan yüzüne sahip olan, Dakini ise havada yürüyen anlamlarına gelmektedir. Hava aleminin bir üyesidir. Bu figür 18. yüzyıl Çin kültürüne ait olsa da üzerinde Tibet etkileri görülebilir. Bu da kültürler ve dinler arası etkileşimin bir simgesidir. Heykelin göz alıcı özelliklerine geçmeden önce Tibet Budizmini biraz daha yakından anlamak için birkaç konuya değinelim. Tibet Budizminde aydınlanma yolunda dengede olması gereken iki güç vardır. Birincisi bilgelik ya da gerçekliğin bilgisi, ikincisi de merhamettir. Bu objenin en çok ilgimi çeken kısımlarından biri, bilgelik ve gaddarlık arasındaki dengenin Dakini'nin duruşuna yansımış olmasıdır. Dakini, sol ayağını ateşten saçlarına doğru kaldırdığı sağ eliyle dengeliyor. Bu korkutucu görünebilir ama buradaki gaddarlığın Tibet geleneklerinde ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Bunlar aydınlanma yolunda karşılaşılan şehvet, asabiyet ya da cahillik gibi engeller olabilir. Bu heykelin her detayı ince anlamlar içeriyor. Örneğin üzerindeki çetrefilli kıyafet. Kıyafet aslında bir insanın yüzülmüş derisidir ve algının yanılsama perdesinden kurtulmasını simgeler. Başka bir deyişle Dakini'nin insani durumların ötesine geçebildiğini gösterir. Ayrıca bilezikleri, halhalları ve kolyeleri de vardır. Bunlar beş elementi ve beş budayı temsil eder. Bir araya geldiklerinde hem dört ana yön ve bir merkezi erişimi içeren kozmosun beş yönünü hem de insanın olağan psikolojisinin öğeleri olan şehvet, kin, aldatma, gurur ve kıskançlığı simgelerler. Simhavaktra'nın alnına baktığınızda onun şehvet, kin ve aldatma yanılsamalarını geride bıraktığını ifade eden ışıldayan bir üçüncü göz görebilirsiniz. Genelde hayallerde kendini gösteren Dakini, artistik bir temsilden daha fazladır. Tibet Budizmi heykelleriyle ilgili anlamanız gereken önemli noktalardan biri, karşımızdaki objenin sadece bir sanat eseri olmadığıdır. Aynı zamanda Tibetli Budistlerin anlayışlarıyla bir varlıktan da bahsediyoruz. Simhavaktra Dakini'nin sırtına bakarsanız burada bir oyuk görebilirsiniz. Müzedeki çalışanlar bu oyuğa bir kamera yerleştirdiler. Bu sayede Simhavaktra'nın ateşten saçlarına daha yakından bakma imkanını ve bu heykeli diğerlerinden farklı yapan şeyin ne olduğunu öğrendik. Bu, kutsama seremonisinden geriye kalan, kafasının içine yerleştirilmiş, büyük ihtimalle de vecize yazmalarının bir parçası. Bu prosedür özel bir ritüel parçası ile bir araya geldiğinde Simhavaktra'nın bir temsilden çıkıp yaşayan bir imaja dönüşmesine yol açar.